Evet sevgili dostlar sponsorumuz golber.com'un katkılarıyla hazırlanan ve sizlerden özellikle siz değerli kardeşlerimden beğeni beklediğimiz videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar Herhalde maçımızda Alanya Spor mesaisi başladı. Biliyorsunuz Alanya Spor'la yarın oynayacağımız müsabaka öncesinde hazırlıklar başladı. Ve ee, kulüpten yapılan açıklamaya göre dün Canbahar testlerindeki antrenmana Ren maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışmaları yaparak ee, katıldılar. Yani günü o şekilde tamamladılar. Diğer futbolcular salon çalışmalarının ardına sahada pas çalışması... Sonrasında taktik idman ve bireysel çalışmalar yapmış oldular. <laughs> Fenerbahçe'miz bugünkü çalışmalarla birlikte maçın e, oynanacağı saate kadar kampa girmiş olacak. Önümüzde iki haftalık bir boşluk var çünkü milli ara var. Yanlış hatırlamıyorsam 22 <laughs> ve 27 20... idi sanırım. 22 ve 27 Eylül'de mi maçlar var? 26 Eylül'de mi? Neyse 22-26 Eylül diyelim. İki tane Türk milli takımın hazırlık maçı var. Dört tane futbolcumuz oraya gidip oradan geri katılacak. Futbolcular dinlenme imkanı bulacak ki sonrasında da mühim maçlara çıkılacak. Bu açıdan şu iki haftalık arayı da güzel geçirmemiz açısından 1-0'da olsun. Bir galibiyet bizim için şart. Olympiakos Bakan bu açıkladı diyor. Normalde bizi hiçbir şekilde alakadar etmeyen bir e, haber. Ama Sevdik Bakan buyu transfer ettiğini açıkladı. İki de bir de bize yazdılar. Getirdi dediler, etti dediler. Hatta transferin son günlerinde dilimde tüy bitti. Arkadaşlar gelmeyecek etmeyin, eylemeyin yok dememe rağmen. işte falanca Ahmet bunu dedi, falanca şu bunu dedi. geliyormuş, kesin bizdeymiş. Diyen arkadaşların şimdi hiçbiri yok. O da ayrı bir mesele. Ben size söyleyeyim. Bakın bir kez daha söylüyorum. Musa Dembele. Bir. Bu arkadaş bizim içimizde yaradır ve bu arkadaşı takipliyoruz. Ben şunu söyleyeyim, <laughs> ben ağabeyim, e, hani 18 puan alamaz grupta artık bir, bir beraberlik kaldığı için 16 puan aldı diyelim ya da çok yüksek bir puan aldı hani 14 puan 16 puan neyse aldı bir üst tura yükseldi ve lider olarak yükseldi. Hocam o zaman dembele gelirim arkadaşlar. Sen ciddi bir mesaj vermiş olursun benim benim kapım açık diye. Yani ben amacım artık e, aştı açtı diye. Ve Fenerbahçe'nin başarısı aslında paratoner gibi futbolcuları çeker. Bana şunu çok soruyorlar. Hocam Jorge Jesus gidecek mi? İşte sezon sonunda bir sezonluk sözleşmesi var. Sezon sonunda gidecek mi diye. Şampiyon olursak inşallah siz ona 1 artı 3 olarak görün diye de defalarca söylüyorum. Yani açıkçası açıkçası yani Fenerbahçe'den 4 yıllık imza desem şaşırmayın. Hani tarihi transfer bence. Çünkü Jesus bence tarihi bir transferdir. Fenerbahçe'nin iğmesini yukarı çeken. Şimdi WhatsApp grubundaki arkadaşlara da söyledim. Galatasaray kazanıyor kazanmasın ama şans diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar. İşte hakem diyorlar, kendi kalesine bilerek attı diyorlar. Şu bu. Aynı topu Fenerbahçe'nin o sayıda gol atıp kazanmış olsa biz bunu kimseye açıklayamaz. Üye sayısı 3'te 1'ine 4'te 1'ine düşer. Aboneler kaçar gider. Ama Fenerbahçe ışık veriyor. Fenerbahçe güzel gidiyor. Ha ne lazım? Alanya maçını kazanalım. Şu an önümüzdeki maç Alanya maçı. Alanya maçını kazanalım. Milli araya rahatça girelim. İki hafta boyunca eksikleri giderelim. Sakat. şimdilik sadece Luan Perez sakat. Kendine gelsin. Moral motivasyon olarak düşük futbolcularımız. Belki milli takımda motivasyonu yükseltecekler hep birlikte izleyelim. Moral motivasyonu düşük isimlerden biri de Serdar Dursun biliyorsunuz. Milli takım seçildi ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi e, de, şeyine yazılamadı, listesine yazılamadı. Ama Avrupa Ligi'ndeki rakibimiz Dinamo Kiev. Milli futbolcumuz Serdar Dursun'a talip olmuş. Bakın Serdar Dursun'a talip olmuş. Ukrayna basınında yer alan habere göre Kiev Fenerbahçe'deki geniş forvet rotasyonunda yerini kaybeden Serdar Dursun için girişimlere başlamış. Ve haberde diyor ki Kiev ekibinin bu transfer için ısrarcı oldu ancak Serdar Dursun Ukrayna'ya transfer olmaya sıcak bakmadı. Kiev ekibine katılmasının düşük bir ihtimal olduğuna yer verildi diyor. 10 resmi maça çıkmış Serdar Dursun. Bilin bakalım kaç gol kaç asisti var. Serdar Dursun'un. 2 gol 2 asisti var arkadaşlar. 30 yaşında Türk futbolcu. Birileri sürekli gönderme çabasında 30 yaşına gelmiş, yaşlı ekimde 31 olacak falan filan dese de arkadaşlar kaç dakika oynamış biliyor musunuz? 499 dakika. Yani 6 maça çıksa 540 dakika. 5,5 maç gibi düşünün. 5 maç bir devre gibi düşünün. 2 gol, 2 asist. E, penaltıdan ben de atarım şöyle böyle. Atarsınız arkadaşlar. O yüzden şu anda bu videoyu izleyenlerin yarıdan çoğu zaten Süper Lig takımlarında Topçu. Yani ben onlara video çekiyorum şu anda. Değil mi? Atarsınız o yüzden. Bu haber gerçeği yansıtmıyor. Şunu söyleyeyim. Eğer Serdar Dursun'u satacak olsak zaten hali hazırda 2,5 milyon euro teklif masada duruyor. Şimdi amaç ne biliyor musunuz? Fenerbahçe'yi karıştırmak. Ulan futbol olarak bunlar iyi gidiyor diyor. Renk karşısında 2-0'a düşmüş. Eski Fenerbahçe'yi hatırlamış. Direkt Ersun Yanal Fenerbahçe'sinin en büyük özelliği neydi? Pes etmemek. Ersun Yanal Fenerbahçe'si 3-0 geride olsa, dakika 70 olsa yani maçı birkaç Fenerbahçe'li birlikte izlesek hepimiz birbirimize bakar. Acaba 3-3 olur mu? 4-3 öne geçer miyiz diye birbirimize bakarız. Hiç sorgulamayız. Lan hangi ara 3-0 oldu? Buradan da çevrilmez artık maç. işte. gitti. Ah şampiyonluk gitti falan. Şimdi Ren 2-0 öne geçiyor. Taraftarın yazına bak. Gitti şampiyonluk. Gitti Avrupa. Lan Hangi ara bu seviyeye geldiniz siz ya? Siz hangi ara bu seviyeye geldiniz? 2-0 olmuş. Ben yazıyorum işte. Lamacım yok bu maçta hani çevirmek için bir şeyler olması lazım. Ateşleyici değici güç lazım. Şu bu. 2-1 olmuş. Hadi bu maçı çevirebiliriz. 3-2 yapabiliriz. Bak 2-2'ye razı değiliz. Daha, rakip de 11 kişi ha. Çünkü oynanan futbol kaliteli. Ha diyebilirsiniz hocam konsantrasyon kaybı bir anlık işte Futbol ders çıkarma oyunudur. Arkadaşlar günlük hayatta da ders çıkardığımız birçok olay oluyor. Bazen bir şeyleri düşünemiyorsun, akıl erdiremiyorsun. Ama birileri seni uyarıyor. Hani şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye ve o zaman toparlıyorsun. Mesela ben Serdar Dursun'dan ziyade birine daha sevindim. Kime? Michi Başçuay. Fenerbahçe'nin yeni transferi Başçuay. Başçuay. Ve Belçika milli takımına davet edilmiş. UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı iki maç öncesinde aday kadroya çağrılmış. Galatasaray'da forma giyen Dries Mertes de davet edilmiş. ya yani Ben bilmiyorum ilk Trabzon maçında iyi dediler ama sonra bir numarası yok diyenler var. Ben bilmiyorum. Ben rakip takımları çok izlemediğim için. Belçika kimler oynayacak peki? Galler ve Hollanda'yla. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu tip maçlarda ne isterim biliyorsunuz. Yani rakibim de olsalar. Yani yok. Fenerbahçe topçusunun gittiği takım kolay olsun. Kolay takımlarla yapsın. Mesela Faroe Adaları Lüksemburg. Serdar Dursun iki maçta da oynarsa gol atma ihtimali çok yüksek. Zaten moral motivasyon olarak düşük seviyelerde. Biraz da geriye gitmiş durumda. Bak Serdar iyi bir Fenerbahçeli. Önce bu konuda bir anlaşalım. Fenerbahçe seviyesinde forvet mi? Bizim hayalimizdeki Fenerbahçe'den bahsediyorum. Yani Lewandowski falan filan bile bizim hayalimizdeki Fenerbahçe seviyesinde forvet değil. Yani hayalimizdeki Fenerbahçe hani Ronaldo Nazario fenomen Ronaldo. İşte Cristiano Ronaldo'nun 22 yaşındaki hali. mi? Işte Messi'nin 23 yaşındaki hali falan. Yani eh işte. Arkadaşlar kendinizi kandırmayın. Hepiniz böylesiniz. Hepiniz böylesiniz. Eh işte diyorsunuz. Valencia 6 gol atmış diyorsun. Olsun <laughs> sabruk. Ona anasına söylemeden oynamıyor. Diyorsunuz. Ya attığı 6 golü odaklan. Süper Lig'de 6 golü bulamayan takımlar var diyorum. Ya öyle Süper Lig onu karıştırma. Süper Lig'ler şey değişik. Puan durumuna hiç baktınız mı? E, hiç puan durumuna baktınız mı? Takımların attığı gol sayılarına, yedikleri gol sayılarına hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bir bakmanızı tavsiye ederim. Bir bakmanızı tavsiye ederim. Yani mesela Hatay Spor'un 6 maçta sadece 1 puan aldığını biliyor musunuz? Ümraniye'nin altı maçta sadece iki puan aldı biliyor musunuz? Ki birini bizden aldı. Ama ligin tepesinde Galatasaray, Konya, Başakşehir, Beşiktaş, Adana Demir diye sıralanıyor. Bizim yendiğimiz Kayserispor'un şu anda altıncı sırada olduğunu haberiniz var mı? 12 puanda. Çok ilginç arkadaşlar. Yani şu anda Fenerbahçe fixtüre göre birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Hani ben bu videoyu çektiğimde bazı maçlar oynanmamış olduğu için de söylüyorum. İşte 5. Adana Demirspor'u yenmişiz 4-2. Kayseri'yi 6.'yı yenmişiz 2-0. 7. ile 8. şey 7. ile 9. ile maçımız yok biz şu anda 8. konumdayız. Bir maç eksiğimizde. Mesela Galatasaray 7 maçta 16 puan, Fenerbahçe 5 maçta 10 puanı var. O şekilde bir de bay haftalar olacağı için öyle de bir süreç var. Yani baktığınız zaman böyle bir süreçteyiz arkadaşlar. İnşallah maçlarımızı kazanıp yolumuza devam ederiz. Lig uzun bir maraton. Ben bu maratonda Fenerbahçe'nin oynadığı futbol için sevinçliyim. Ama dediğim gibi bana göre en büyük imza, en büyük transfer hatta tarihi transfer Jorge Jesus'tur. Ve ben ısrarla söylüyorum. Şampiyon olursak Jesus 3 sene daha Fenerbahçe'de. Yani Jesus'un kontratını 4 yıllık olarak görün. İnşallah da şampiyon oluruz. Hem Türk futbolu kazanır hem Fenerbahçe kazanır. Bakın. Gelecek seneden itibaren takım sayısının düşmesi gerekirken birdenbire artabilir takım sayısı. Gelecek sene belki kurtarmayabiliriz ama ondan sonraki sene için Başakşehir ve Fenerbahçe'nin göstereceği performans belki de inanılmaz bir sayı gösterecek bize. Hakkımızda hayırlısı olsun. 18 milyon euro hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe'ye. 18 milyon euro. Şimdi ben bunu dün de okudum. Videolarda gördünüz ama tam olarak anlamamıştım. Şimdi detaylı konuşalım. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Ren maç sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Dinamo Kiev'inde de kaybetmesinin ardından Fenerbahçe'nin gruptan çıkacağını ima ediyor ve UEFA'nın verdiği primi vurgulayarak 18 milyon euro hayırlı olsun diyor. Şimdi burada hesap makinesi ve Galatasaraylı muhasebeci arkadaşlarımızdan yardım almamız lazım. Ama gecenin şu saatinde Galatasaray'da kimseyi bulamayacağım için mecbur iş başa düştü. Şimdi 18 milyon euro. Arkadaşlar turnuvaya katılım bedeli 3 milyon 630 bin euro. Artı. Galibiyet 630 bin euro. Bir galibiyetimiz var 630 bin. Dur yanlış oldu. 3,63 artı 0,63 4,26. Beraberlik 2.10 0.21 4.47 Şimdi kalan maçlarda Fenerbahçe kaç alsın biliyor musunuz? 4-10 puan daha alsın. 3 galibiyet bir beraberlik alsın. Alsın mı? Alsın. 3 galibiyet artı 0,630 artı 0,630 artı 0,630. Bir de beraberlik dedik. 0,21. 6,57. 14 puanla grup birincisi çıkarsın zaten. Artı 1.1'de grup birinciliği 7.67. Bilginiz olsun. Şimdi yine galibiyet elde ettin. Bir maçı galip geldin. Bir maçı berabere bitirdin diyelim. 0.63 21 daha 84. 0.84 oradan aldın. 8.51 Çok çok özür dilerim. Bir dakika. Eksi 0.84 çık. E, artı son 16 turu ödülü 1.2 milyon euro. Bir kere grup birincisi çıktığın zaman direkt olarak son 16'dasın 887. Son 16'da bir galibiyet bir beraberlik yani 0.84 aldın 971. Çeyrek finale çıktığın için kafadan 1.8 milyon euro daha aldın. 1151. Bakın çeyrek finale çıktığın için 1151. 1151 orada da Hadi bir galibiyet, bir mağlubiyet elde ettin. 0,63 diyelim. Yarı finalde 12 14 yarı finale çıktığın için de 2.8'de öl aldın. 14 94. Yarı finalde bir galibiyet elde ettin. 0,63 15.57. 57 ee, yine 18 yapmıyor. Bir galibiyet bir mağlubiyet elde ettim. 15.57 artı finale çıktığın için de 4.6 20.17 kazanmış oluyorsun. Şampiyon olursan da artı 4 24.17 Bana soracak olursanız Fenerbahçe'nin kazanacağı paradan bahsedeyim size. 3.63 aldık mı? Aldık. Şimdi yuvarlama konuşacağım arkadaşlar. 0.84'te bir galibiyet bir beraberlikten aldık. 4.47 artı Larnaka galibiyeti. Kiev'i orada yenelim. 6 puan. Larnakayla berabere kalalım. Rende de berabere kalalım. Yani 2 galibiyet 2 beraberlik. Yani 0.84 0.84 diyelim. 6 15. 6 8 4 de buradan 12. Grup birincisi olarak da çıkalım diyelim. Yani grup birincisi çıkalım diyelim. 1.1 milyon euro 7.25 Oradan sonrasını kader belirler artık çıkacak kuraya göre. 7,25 milyon euro. Ben size bir şey söyleyeyim. 7,25 Fenerbahçe'ye 18'den daha değerli. 18'den daha değerli. Çünkü sen futbolcularına şunu inandıracaksın. Ben hem ligde şampiyonla oynuyorum hem Avrupa'da ses getirmeyi oynuyorum. Allah aşkına geçen sene Slavya Prag'dan 6 yemiş takımız. Hala bana İsmail Kartal türküsü çağıran arkadaşlar var. Çok iyiydik. Biz ligde mükemmeldik. İsmail Kartal kalsaydı da cesus gelmeseydi dal saksaydı. Kartal kalsaydı. Kartal kalsaydı dal saksaydı. Ya neyi saçmalıyorsunuz siz? Siz neyin peşindesiniz? Allah aşkına neyin peşindesiniz? İsmail Kartal yerinde biz Kayseri'ye elendik. Türkiye kupasında. Bugün Kayseri'ye 75'e kadar şut çektirtmedim. Acam Kayseri aynı mı? Kayseri geçen seneden daha iyi top oynuyor. Geçen seneden daha iyi top oynuyor Kayseri. Ama alışılmış stratejidir. Jesus'u çözemiyor. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Jesus'u çöpleyenler, Fenerbahçe'yi çöpleyenler, arkasını getirmeye çalışanlar. Hani Fenerbahçe tökezlese de bir şeyler yapsam diyenler var ya niye çöplüyorlar biliyor musunuz? Çünkü çözemiyor ki. Yorumlayamıyor. Kapasite yok. Kapasite yok anlamıyor. Gustavo Henrique, bakın herkesin yaptığı yorum aynıydı. Yavaş, yavaş, hantal, yavaş. Bu Fenerbahçe'nin stoperi değil. Komisyoncu şöyle böyle. Ben ne diye anlattım size. Dedim ki lan bu adam bir plan için aldı ya. Ya boyu uzun. Arkadaşlar bakın sezonda kaç tane maçı duran topla çözeceksin. Belki 5 maçı duran topla çözeceksin. Bir kafa. Kiev maçı. Gustavo'nun kafası olmasa belki maç berabere bitecek. Bak bir maçı çözdün. Dört maç daha çözsün Gustavo. Ama hocam yavaş. Lan, ben de biliyorum yavaş. Ne dedim size? Ya, o sayının hızıyla orayı kapatırsın. Üç stoper oynuyorsun. Ortadakinin hızıyla yine kapatırsın. Ama rakibi önde baskı yapıp şişirdiği zaman karşılarsın. Top yine sende kalır. Rakibin karşıladığı topların sende kalması. Ya direkt tekrar atak yapmak. gibi. Şöyle düşün. Basketbolu izleyenler bilirler. Sürekli karşı taraf atak yapıyor. Çemberin etrafına geliyor. Atıyor. Top dönüyor diğer takıma. 10 tane pozisyonda böyle olsa 10 pozisyonun 10'unu da dönen takım tamamlasa 20 puan fark oluşacak. Aslında 20 değil 40 puanlık fark o. Bunların atacağını bunlar atmış oluyor. Bunlara eklenmezken bunlara ekleniyor. Yani belki de 40 puanlık hata olmuş oluyor. Maçlarda da düşünün. Maçlarda da düşünün sürekli rakibe atak yapıyorsun. Ya Fenerbahçe iyi yolda. Fakat Fenerbahçe'nin en büyük Hater'ları mı diyorlar, şeyleri mi diyorlar, virüsleri mi diyorlar, ne derler bilmiyorum ama. Fenerbahçe'nin en büyük virüsleri ne biliyor musunuz? Bir çöpçüler. İki, baktılar çöpleyemiyorlar, hedefi yüksek tutan arkadaşlar. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni kazanır bu sene diyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde değil ki diyorsun. Asıl kazanır öyle bir takım. Biz gitmedik diye dua ediyorlardır. Hepsi seviniyordur. Bak Fener gelseydi onlar kalır diye. Abartma konusunda bunlar niye abartıyorlar biliyor musunuz? Hedefi yüksek tutuyorlar ki en ufak e, kötü puanda yerle bir etsinler. Ren takımı. Hatırlayın Ren çıktığı zaman ne dedi bizim bazı arkadaşlar? Orada Süleyman'a var. Süleyman'a işte orayı koridor yapar. O sahi o sahi hak getire. Kesin iki tane golü var. E, Süleyman'a gol atmadı diyoruz. O zaman asist yapmıştır. Asisti de yok diyorum. <laughs> o sizin iki tane gol yemiş. Oğlum Süleyman'a ne gerek var? Adamlar çok iyi takım. Maç 2-2 bitiyor. Fenerbahçe galibiyeti kaçırıyor. Oğlum Ren köy takımı lan. Siz onların piyasa değerine ne bakıyorsunuz? Oluyor. Bir şey söyleyeceğim. Dünyanın güneş hızıyla yarışıyor musunuz? Şey, dünyanın dönüş hızıyla, güneş etrafındaki dönüş hızıyla yarışıyor musunuz? Bir yarışsanız da kim geçecek ya? Çünkü sizin dönüş hızınız daha hızlı geldi bana. Ben 18 milyon euroya, 20 milyon euroya takılmıyorum. Ben aslında 180 milyon euroya takılıyorum. Fenerbahçe piyasa değeri yaklaşık 180 milyon euro. Ama sezon bittiği zaman şampiyon olunduğu zaman inşallah Avrupa'da da en azından hatrı sayılır bir yere kadar gitmiş olsak sezon sonunda Fenerbahçe 180 milyon euro bonservis geliri elde edecek desem yalan der misiniz? Der misiniz? Hocam imkanı yok 180 milyon euro der misiniz? Lan olabilir aslında dersiniz. Peki bir şey söyleyeceğim. Siz Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun 180 milyon eurodan daha pahalı olduğunun farkında mısınız? Bak bir senaryo çizeyim. İnşallah da olur. Fenerbahçe UEFA'da yarı finale çıksın. Ligde de şampiyon olsun. Hatta Türkiye kupasını da alsın. İkinci de Başakşehir olsun. Bunu söylemekteki niyetim başka. Üçüncü de Konya Spor olsun. Bunu yine söylemekteki niyetim başka bak. Üçüncü de Konya Spor olsun. Fenerbahçe'nin kazancını, Hocam iki tane kupa artı yarı final e, ee, i̇şte buralardan gelen gelirler yaklaşık 25 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'ne kalsak bir 25 50 milyon euro Fenerbahçe'nin karı. Hayır. Fenerbahçe'nin karı en az 250 milyon euro. Çüş hocam seni de abarttın. Bir Galatasaray battı demek. İlk 3'e giremeyen Galatasaray battı demek. Bu Driensler, Mert, Mertens Driens falan işte Seferovic ee, neydi? Icardi, Icardi bunlara verilen paraları bir düşünün. İlk üçe giremeyen Galatasaray'ın batışını izleyin. İki, Beşiktaş'ın kaç futbolcusu kendini? Masuako kiralık ve Gors kiralık kiralık. Ha opsiyonları var mı? Var. Alabilirler mi? Cenk kiralık. E, seneye bu takıma kimse kiralık futbolcu verir mi? Verse yıllık kaça verir? 3. Trabzonspor bu kadar para harcamış. Yani transfere bu kadar para harcamış. Yıllığa bu kadar para harcamış. İlk üçe giremezlerse yani Avrupa Ligi dahi biletleri kaçarsa kısmen büyük batış yaşarlar değil mi? Yani kulüp başına belki 50 milyon euroluk Fenerbahçe'nin artısı olur. Onlar 50 milyon eurodan olmuş olur. Fenerbahçe yerinde sabit kalmış olsa bile 50 şeride 150 milyon euro orada bir batak oluşur. Fenerbahçe piyasa değeri yaptığı için bugün 5'e 10'a satılır dediğimiz futbolcular yazın kaça satılır? Ben size bir şey soracağım. Şu performansıyla Ferdi Kadıoğlu'yu 15'e satsak ucuz dersiniz değil mi? Şu performansla Salahi'yi 15'e satsak bedava gitti dersiniz değil mi? Dersiniz. Dersiniz. Abartayım mı? Hani Gustavo Henrique 2.8 alacakmışız ya. Gustavo Henrique 2.8 alsak, 5'e satsak az gitti dersiniz değil mi? Abartıyorum bak dersiniz. Crespo, Arao, Maro bir düşünün bakalım. Bunu dediğim zaman da ne diyeceksiniz biliyor musunuz? Hocam ya Karespo'yu şey Pereira getirmişti. Onun scoutingiydi. Jesus da öyle bir scouting avı yok. Arkadaşlar bak şu konuda anlaşalım. Jesus 18-25 yaş aralığının scoutingini yapıyor. Şey Pereira. Jesus ise 24-29 yaş arasının scoutingini yapıyor. Jesus'un getirdiği elemanların belki piyasa değeri yüksek, belki fazla para harcayacaksın ama kazanırken daha fazla kazanacaksın. Örnekleyeyim. Pereira'nın getirdiği Kim Minji'yi 3'e getirdin, 18'e sattın, 15 kazandın. Jesus belki şampiyon olduğunda inşallah 7 milyon euroya futbolcu alıp yaz transfer döneminde 35'e sattıracak. Hangisi daha karlı? 7'yi alıp 35'e satmak mı? 3'ü alıp 18'e satmak mı? Not 3'e aldığım futbolcu yani her türlü kumara açıktır. 7'ye aldığın futbolcu en azından bir kısım kendini kanıtlamıştır. Bir göre da yıldız statüsünde olacaktır. Yani demek istediğimi çok net olarak ifade edemesem de sizin anlayış becerinize bırakıyorum. Yani Jorge Jesus'un kurmak istediği sistem şu. Ben hem ligde hem Avrupa'da ses getiren bir takım oluşturayım. Bugün Valencia birçoğunuzun kahramandır. Ben beğenmiyorum. Serdar dursun ben beğenmiyorum. Siz de beğenmiyorsunuz belki. Baştuay ben Baştuay'ı da beğenmiyorum. Pedro ben Pedro'yu da beğenmiyorum. King ben onu da beğenmiyorum. Rossi çoğunuz beğenmiyorsunuz. Peki şampiyon oldu. 7'şer milyon eurodan 10 tane 70 milyon euroya topçu geldi. Geleceğe daha ışıkla bakacaksınız değil mi? Daha umutla bakacaksınız. Şampiyon oldun. 70 milyon euroyu nereden çıkarttın hocam? Belki 4 futbolcudan 70 milyon euro kazanacaksın. Anladınız mı? O yüzden 18 milyon euroya çok takılmayın. Siz buna çok takılmayın. Şampiyonlar UEFA Avrupa Ligi'nde gelir şu kadar da gider şu kadar da bunlara takılmayın. Ödül şu kadar da Rıdvan Dilmen bunu demişler. Bunlara da takılmayın. Sizin takılmanız gereken tek şey şu. Maç maç odaklanın. Takımımızın galibiyetine odaklanın. Yani takımın galibiyetine odaklanın. Çünkü bu takım şampiyonluğa depar atıyor. Bu takım iyi yolda ve bu takım iyi gidiyor. Yeter ki e, birileri engel olmaya kalkışmasın. Birileri durdurmaya kalkışmasın. Pozitif ya da negatif fark etmez. Enteresan düşüncelerle bu takımı tutup çekip indirmeye kalkışmasınlar. Sizler de destek olun. İnşallah Alanya maçı kazanılır. Fenerbahçe yoluna dolu dizgin gider. Fenerbahçe'den 4 yıllık imza, tarihi transfer 18 milyon euro diye yazacağım ama e, Video içeriği bence 18 milyon eurodan çok daha değerli ve çok daha dolu dolu oldu. Beğenilerinize talibiz arkadaşlar. Bu arada maç başlayana kadar şurası 26.400 olsa inşallah Alanya maçını kazanacağız. Yani Rem maçında çok dedik 400 yapın kazanalım diye. Yapmadınız. Bu sefer yapın arkadaşlar. Ben videoyu çektiğim anda 342 yani 26.342 abone var. Belli oldu? Belki siz videoyu izlediğinizde 26.400 olacaktır. 26.400'ü Cumartesi günü ele geç yani elde edersek de bir canlı yayında açalım inşallah. Canlı yayında da dertleşiriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.